Herkes evden koşarak mandal bulup geliyor. Arayın bakalım evde mandal neredeymiş? Bir tane mandal lazım bize. Yaklaştır ekrana göreyim ben. Sadece iki parmağımızla aç, kapa. Aç, kapa. Şimdi şu orta parmağımız ve baş parmağımızla aç, kapa. Orta parmak. Yüzük parmağımız ve baş parmağımızda. Oo, bu çok. Kalemimizin ucuna bir parmak kala olan yere mandalımızı takıyoruz. Mandalın ucu aşağı bakıyor, kalemimiz ya. Mandalın sapını serçe ve yüzük parmağımla tutuyorum. Geri kalan üç parmağımla kalemi tutuyorum. Kalemin ucunu tutuyorum. Tekrar gösteriyorum. Bir elimde beş parmak var. Hani biz her gün parmak oyunu oynuyoruz ya. Oradaki tiny ve ringman. Yüzük parmak ve serçe parmaklarımız mandalın şu alt kısmını ile avucumuza sıkıştırıyor. Geri kalan üç parmağı kalemin üçü de üç tarafını kavrayacak. Tamam mı? Şöyle bakın. Mandalı olmayanlar da bir peçete şöyle küçültebiliriz. Bu peçete parçasını, peçeteyi avucumuzun içine sıkıştırıyoruz. Geri kalan üç parmağımızla kalemimizi ucunu tutuyoruz. Bu da peçete taktiği. Mandalı olmayanlar da bunu yapsın. Aa Doruk. Doruk orta parmağını da kaleme getir. Orta parmağını da kalemin ucuna. Göreyim ben. Göreyim. Evet. Şimdi kalemimizle bir yuvarlak çiziyoruz havaya. Yuvarlak. Kalemimizle havaya bir yuvarlak çizelim. Güzel. Şimdi kalemimiz aşağıda kaydıraktan yukarı doğru çıkıyor. Tepeye gelince kaydıraktan bu tarafa kayıyor. Kaydıraktan çıkıyor. Sonra aşağı kayıyor. Tekrar bir yuvarlak yapıyor. Yuvarlağımız hızlanıyor. Hızlandı, 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 hızlandı. Şimdi yavaşlayabiliriz. Kalemi nasıl tutacağımızı öğrendik. Mandal ve peçete tekniğiyle.